İşçiler farklı iş kollarında direnişte iş bırakıyorlar, greve gidiyorlar, haklarını istiyorlar. Ekonomik kriz altında inim inim çalışanlar hakları için, hak ettikleri insanca yaşam için anayasadan aldıkları hakkı kullanıyorlar. Anayasanın güvencesi altındaki haklarını kullanıyorlar. Motosikletli kuryeler, depo ve fabrika işçileri, Kızılay İçecek Erzincan Fabrikası işçileri... Alpin Çorap Fabrikası işçileri, yurt içi kargo işçileri, yemek sepeti işçileri, Türkiye'nin dört bir yanında direnişte olan ve güçlerini birlikteliklerinden alan işçileri biz de buradan Halk TV'den selamlayalım. Hava döndü işçiden yana esiyor yel dedim. Benden daha güzel bu durumu ifade eden iki gazeteci meslektaşımın paylaştığı tweetleri sizinle paylaşayım. Hemen Mustafa Hoş diyor ki Şubata bak sen 1 Mayıs güzelliği vuruyor yüzüne. Hepsi Jet, Skoti, Farplus, Yemek Sepeti, Yurtiçi Kargo, Dijitürk, Alpin çorap işçileri. Ayşen Şahin diyor ki: "Hayat gri ve pusluydu. Işık sızmıyordu. Işık sızmıyordu sanki. Renksiz, tatsız, geleceksiz ve umutsuz gibiydik. Bir anda sokaklar işçilerin Alpin mavisine, Yemek Sepeti pembesine, Trendyol turuncusuna, Farplus'ta diskin kızılına" boyandı. Şimdi Twitter bile heyecan veriyor artık diye devam ediyor attığı tweet. İşçileri biz de buradan selamlıyoruz. Hak ettiklerini bir an önce almalarını diliyoruz. İyi bir haberim de var. Haftalardır devam eden Bakırköy Belediyesi işçilerinin direnişi zaferle taçlandı. Yarın büyük tören var burada Bakırköy Meydanı'nda. Onu da duyurmuş olayım ilerleyen dakikalarda. Onun için ayrı bir pencere açacağız ama önce işçilerin haklı direnişi. Yemek Sepeti işçileri maaş zammı, sendikalaşma ve prim hakları için başlattıkları eylemi sürdürüyor. Depo işçileri işe gitmedi. Motosikletli kuryeler kontak kapattı. %17'lik zam teklifine karşı yemek sepeti işçileri İstanbul Genel Merkezi önünde bir kez daha çağrıda bulundu. Yemek sepeti yönetiminin ise yeni zam oranını açıklaması bekleniyor. Motosikletli kuryelerin eylemleri de yayılıyor. Bu kervana en son yurt içi kargo işçileri eklendi. Talepleri %40'tı ancak şirket bu oranı %17 olarak belirledi. Yurt içi kargo yönetimi sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Zam oranının %25 olduğunu belirtti. Bu açıklamaya işçilerden yanıt geldi. İşçiler Mayıs 2021'de sadece %5 zam yapıldığını, bu zammınsa Aralık 2021'e ertelendiğini paylaştı. Şimdi yapılan zammınsa 2022 yılına ait olmadığı, Aralık ayında yaşanan paket yoğunluğuna bağlı ödeme olduğu iddiasındalar. Yurt içi kargo işçileri taleplerini 3 maddede sıralıyor. Yüzde %40 zam, dağıtılacak parça sayısının arttırılması ve hiçbir çalışanının sözleşmesinin feshedilmemesi. Sadece motosikletli kuryeler değil, birçok kentte fabrika işçileri maaşlarına yapılan zam mı protesto ediyor. O noktalardan biri Kızılay İçecek Erzincan Fabrikası işçileri oldu. %22 zamı reddederek greve çıktılar. İşçiler 2019 yılında performans paralarının, giyim yardımlarının ve başarı primlerinin yatırıldığı, sonraki yıllarda bu haklarını kaybettiklerini belirtiyor. Geçmişte var olan haklarını alana kadar da grevlerine devam edeceklerini vurguladılar. Alpin çorap işçilerinin mücadelesi ise zaferle sonuçlandı. Maaşlarına en az 2500 lira zam yapılacak. Eyleme katılan hiçbir işçi işten atılmayacak. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Alpin Çorap fabrikasında 2000 işçi iş bırakmış, üretim durdurulmuştu. Gece vardiyasında çalışan işçilerin eyleme destek vermesiyle eylem büyüdü. Gece saat 3'te fabrikaya gelen işverenle işçiler arasında anlaşma sağlandı. Bunlar güzel haberler. İşçiler güçlerini üretimden aldıkları güçlerini kullanıyorlar ve iş bırakıyorlar, iş durduruyorlar. Bu ekonomik krizden en çok etkilenen kesimler, çalışanlar seslerini yükseltiyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında. Dolayısıyla 2 Şubat'ta 1 Mayıs rüzgarları esiyor Türkiye'nin dört bir yanında. Çok ağır bir krizle karşı karşıyayız. Yarın e, enflasyon oranı açıklanacak. %51 olarak açıklanmıştı dün İstanbul Ticaret Odası tarafından. Yalnızca İstanbul'daki enflasyon oranı. Bakalım TÜİK bu oranı nasıl açıklayacak nasıl belirleyecek göreceğiz ama faturaların altında kalmış durumda milyonlar. Elektrik faturalarını ödeyemiyorlar, doğalgaz faturalarını ödeyemiyorlar ve faturalar göreni çarpıyor adeta. Faturalara da sesini yükseltiyor insanımız. Hopa'da Gümüşhane'de fatura protestoları vardı gün içerisinde. Elektrik faturasını yakan vardı Hopa'da. Ödeyemiyorum. Bu nasıl fatura diye üzerinde 2300 lira yazıyordu faturanın ödeyemiyorum dedi vatandaş sokağa çıktılar seslerini yükseltmekten korkmadılar. Bu fotoğraf Gümüşhane'de çekildi AKP'nin kalesi görü gözüyle e, görülen e, Gümüşhane'de AKP'nin son seçimlerde %50'ye yakın oy almış olduğu MHP hariç %50 oy aldığı Gümüşhane'de biz de size faturayı sandıkta keseceğiz dövizleri açıldı. Biz de size faturayı sandıkta keseceğiz diyorlar. Vatandaş faturalarını ödeyemiyor. Zamların altında inim inim inlemekte ve yurdun dört bir yanından fatura protestolarının haberleri de yağıyor haber merkezimize. Gündemde ikinci sırada fatura protestoları var. Bu yaşamaz, Burası Artvin Hopa. Sokakta yürüyenler zamlı elektrik faturalarına isyan etti elektrik faturalarını ateşe verdi. Zamların geri alınmasını istediler. Susma, susunca, Susma, susunca, Burası da Karadeniz'in bir başka noktası. AKP'nin son yerel seçimde %49'dan fazla oy aldığı Gümüşhane. Cumhur İttifakı'nın kalesi kabul edilen şehirlerden birinde de ilk kez böyle bir eylem vardı. Pankartta biz de size faturayı sandıkta keseceğiz yazılıydı. Esnaf son elektrik faturası zammına tepkiyi böyle gösterdi. Gümüşhane gibi yerde de halkın artık rahatsızlıklarını dile getirmesi gerekiyor. Vatandaş olarak palyatif çözümler yerine nefesimizi kesen zamların geri alınmasını talep etmekteyiz. Yükselteceğiz elbette sesimizi. Demokratik, barışçıl protesto hakkını kullanıyor vatandaşlar. İş bırakma hakkını kullanıyor işçiler. Türkiye'nin dört bir yanında hava dönüyor. Toplumsal muhalefetse bunun da evet toplumsal muhalefet. Hareketli, bir hayli hareketli. Olup bitene ekonomik krize sesini yükseltmekte. Emekliler, güzel emekli izleyicilerimiz adına Özcan Bey yazmış. Kemik erimesinden vefat edeceğiz herhalde yoğurt alamıyoruz peynir alamıyoruz kalsiyum girmiyor vücudumuza yenilebilecek bir peynir şimdi baktım 69 lira olmuş Allah yardımcımız olsun diyor sesini yükselten emekliler de var emekliler adına Ankara'ya eyleme gidenler de var onu da söyleyeyim yarın enflasyon oranı açıklanacak evet, evet dediğim gibi TÜİK tarafından açıklanacak ama TÜİK'in başında artık yeni bir yönetim var. Bir de yeni enflasyon sepeti ve yeni enflasyon hesaplama yöntemleri var. Göreceğiz bakalım. Yarın bu saatlerde yeni enflasyon oranını konuşuyor oluruz. Tahminler var. Sizin tahminlerinizi de alacağım. Yıllık enflasyon oranı, tüketici fiyat endeksi. Nedir tahmininiz? Bakın Forex %47,01 olarak tahmin ediyor. Reuters %46,68, Bloomberg %45,5 olarak tahmin etmekte. Bu tahminlerin altında mı gelir üstünde mi? Acaba TÜİK nasıl açıklar? Her neyse TÜİK ne açıklarsa açıklasın biz yaşadığımızı biliyoruz. Ee, gıda fiyatlarındaki artış zaten %50'lerle falan tarif edilebilecek gibi değil. Herhangi bir sebze meyveye ulaşmak çok pahalı. Ee, soğana, kuru soğana gerçek anlamda muhtaç olmuş milyonlarca yiğidiz. Kadınla erkekli. Durumumuz bu. Enflasyonla ilgili haberse gündemin üçüncü sırasında. 2022'ye zam yağmuruyla girenlerin gözü kulağı saat 10'da yayınlanacak Ocak enflasyonunda. TÜİK'e göre tüketici fiyatları aralıkta aylık %13,58, yıllık %36,08 artmıştı. Gelen yıllık enflasyon son 19 yılın en yüksek olarak kayıtlara geçti. Bağımsız ekonomistlerden oluşan enflasyon araştırma kurumuna göre ise yıllık enflasyon %83'tü. Her ay TÜİK enflasyonundan önce açıklanan İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon rakamları Türkiye geneli için de bir tahmin oluşturuyor. Buna göre İstanbul'da Ocak ayında perakende fiyatlar aylık %13,78, yıllık %50,91 arttı. Peki enflasyon için diğer tahminler ne? Forex, Reuters ve Bloomberg'ün ekonomistlerle yaptığı anketlere göre yıllık enflasyon beklentisi %45 ila 47 arasında değişiyor. Bu kez de enflasyon rakamlarının öncekilerden farkı var. TÜİK geçen hafta enflasyon hesabında artık internet fiyatlarının da dikkate alınacağını açıklamıştı. Beyaz eşya, elektronik ürünler, mobilya, birinci el otomobil ve otobüs bileti fiyatlarının internetteki ücretleri yıl boyu takip edilecek artık. Üstelik Aralık itibariyle enflasyon sepeti de değişti. Yeni ağırlıkların enflasyon oranındaki